Karabük'ün eşsiz güzellikteki evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi pek bilinmeyen bir ünvana sahip. Dünya çapında üne sahip Safranbolu evlerinin korunabilmesinin sırrı 12 Haziran 1975'te alınan belediye meclisi kararında saklı. Ömrünü Safranbolu'ya adayan araştırmacı yazar Aytekin Kuş pek bilinmeyen bu kararı anlattı. 12 Haziran 1975 tarihinde Safranbolu Yerel Yönetimi Türkiye'de mimarlık değerlerinin korunmasında ilk adımları atmıştır. Sivil mimarinin ülke gündemine geldiği önemli günlerden bir tanesi. İşte Safranbolu Belediye Meclisi'nin 21 üyesi gelen önergeyi oy birliğiyle kabul ederek şehirde mevcut olan sivil mimarlık eserlerinin özellikle dış cephelerindeki yapılacak olan uygulamaların bir denetime, bir yönetmelikle düzenlenmesini öngören kararı kabul ettiler. 45 yıl önce Türkiye'de kent mimarisinin korunmasında ilk adımı atan Safranbolu Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile de çalışmalara başladı. Safranbolu'nun var olan mimarlık değerlerinin geleceğe taşınması konusunda bazı işlemlere geçildi. Oysa ki bunların hepsi 12 Haziran 1975 tarihinde alınan kararın ardından gelişti. O güne kadar Türkiye'de sivil mimarlık eserleriyle ilgilenen hiçbir kurum ve kuruluş yoktu. Öyle bir duyarlılık da yoktu. 1975 yılındaki bu sivil mimariye yönelik duyarlılık gündeme gelmeseydi, farkındalık oluşmasaydı Safranbolu'nun bugünkü konumunu söz edemezdik. Meclis üyelerini ve başkanları Kızıltan Bey'i minnet ve şükranla anıyoruz. Safranbolu bu mimari duyarlılık sayesinde Türkiye'de 45 yıldır korunan tek ilçe unvanını taşıyor. Osmanlı döneminden kalma ahşap evlerin yanı sıra cami, han, hamam, köprü, çeşme ve lonca çarşıları gibi tarihi eserleri de günümüze kalabildi. İlçe açık hava müzesi ve korumanın başkenti olarak anılıyor. Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösteriliyor. Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde kent ölçeğinde yer alan tek ilçemiz.